Evet, bugün slide function, yani sürünmeyi yapacaktık. Şimdi sürünmeyi yapmadan önce bunun sürüneceği bir alan belirleyelim. Sürüneceği bir alanı nasıl belirleyeceğiz? Time map'ten geldik. Şimdi küçük bir alan olmalı bunun sürüneceği. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz. Şöyle bir şey olsun. Bu kadar yeterli. Bence bu kadar yeterli. Player'ımızı da açalım şöyle. Animated Sprite'ımızla Slide'ımızı ekleyelim. Slide yani sürünme. Slide'ımızı ekleyelim. Beklentilerin içinde Player'da Slide'ımız var. Şimdi Slide'ımız bulamadık, bulduk. CTR ile bunu seçtim. Normalde seçebilirsiniz. Shift'e bastım. Slide'ı koydum. Şimdi üstte doğru gelelim. Kodumuza gelelim. Şimdi kodumuzda öncelikle slide diye bir fonksiyon oluşturacağız. Var. Biz slide diyelim. İlk başta tabii sürünerek başlamayacağı için false yaptık kodumuzu. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Şimdi bence slide için şöyle bir şey yapalım. Ne yapabiliriz? Şu an bir yandan da düşünüyorum. Şöyle yapalım. Şuraya ya da en alta gelelim. Fonksiyon oluşturalım gene. Funk diyelim. Slide diyelim. Fonksiyonumuzu oluşturalım. Şimdi fonksiyonumuzu nasıl yapacağız? U'dan ve U-up tuşlarımızı kullanacağız klavyenin üstünde. Eğer diyelim ki girişimizi aldık. Input dedik. Is action yok. Get action string dedik. Sonra U-down dedik. Eğer dedik ki aşağı tuşa basılırsa dolar işaretimizi koyduk. Collision shape nokta 2D nokta rotation decrease. Bunu döndürmemiz lazım bizim. Ne kadar döndüreceğiz? 90 derece döndüreceğiz. Daha sonra bunun bizim bir de boyutunu yeniden ayarlamamız lazım. Shape nokta radius. Eşittir. Şimdi bir bekletelim. Nasıl yapacağız? Şu slide'da değil mi? Şöyle, evet, bu slide'da. Collision'a gelelim. Transform'u 90 yapalım. Daha sonra radius'u ne kadar olacak? Şimdi bence bunun radius'u 200 yapalım diye olacak. 200. Çok büyük oldu bence. 180 yapalım. 180 gayet ideal. Böyle kalabilir. Sıkıntı yok. Shape radius işte 180. Ya da şöyle yapalım. CTRL Z eski haline dönsün. Eski haline döndü. Aşağı basılırsa yaptık. Aşağı basılınca ne olacak peki? Slide işte true olacak. Is slide. Değişkenimizi oluşturmuştuk. Getirdik onu. True yaptık. True'yu nerede kullanacağız peki? Update animation'da kullanacağız. Animation'larımız vardı bizim. Eğer bu yerdeyse if is in slide is slide pardon is slide eşittir true'ysa diyeceğiz ki araya şartımızı koyacağız. Animation sprite nokta play. Ne olacak? Slide olacak. Bakalım nasıl kaydetmişiz. Slide diye kaydetmişiz. Sonra direction'ımızı 0 yapalım. Ya da şöyle yapalım direkt ya. Bunlara gerek yok. Şuna elif desek yeter.
Bunu yaptık. Peki bir de bu slide'dan çıkmamız var bizim. Animasyonumuzu ekledik de. Burada iş slide turu dedik. Collision'ımızı ayarladık. Burada da animasyonumuzu oynattık. Bir de Air Animation'da zaten en altta vardı. Aşağıya gelelim şimdi. If diyelim. Gene aynı şey, girişimizi alıyoruz. Get Action String diyoruz. Bu sefer de eğer bu sürünüyorsa sürünmeyi kapatacağız. Ondan dolayı ne yapacağız? Şu anki pozisyonunu aldıracağız collision'ımızı. Yanlış yaptık. Para işaretimizi koyalım. Collision shape nokta. Rotation decrease eşittir. 0. Collision 2 nokta shape nokta. Ne koymuştuk biz buraya? Shape nokta. Radius eşittir. Şu an kaçmış? Şu anki ne alacağız? 150. 150. Aldık. Slide'da false olacak. Şimdi bizim neyimiz eksik? Bir de şu var. Şöyle yapalım. Main'imiz var mıydı? Main'imiz yoktu. Şimdi biz buna var main'imizi ekleyelim. O lazım oluyor çünkü. Main eşittir diyelim. Getiriyor. Sahnemizi yüklüyoruz buna. Current scan sahnemizi yükledik. Şimdi ne yapacağız biz? Bu uyu up dediğimizde platformun içinde kalmaması için main.getNode diyoruz. Player'ımızı alalım. Sonra bunu diyeceğiz ki isn't olur. Şimdi neden böyle bir şey yaptım? Yani direkt izin full order diyebilirim. Ama böyle daha düzgün çalışır. Bence. Şimdi bizim burada oldu. Jump'ta da aynı şey olabilir ama gerek yok bence. Şuraya şunu ekleyelim. Nereye ekleyelim bunu? Bunu nereye eklesek? Jump'tan öne ekleyelim bence. Jump'ımız neydi? Jump'ımız burada. Direction'ımız da burada. Şunu şöyle Direction'dan önce eklemeliyiz. Neden? Çünkü bunu çağırdığımızda Direction'ımızı değiştirdik. Direction'ımızı değiştirdiğimiz için kafa karışıklığı olmasın. Şimdi Animation Sprite'da da şunu geri idle yapalım. Unutmadan. F5'e basalım şimdi. Bakalım çalışacak mı? Şimdi karakterimiz hareket ediyor. Şuradan geçmiyor. Şu an. Şöyle slide yapalım. Olmadı. Neden olmadı? Bizim full order fonksiyonumuz yokmuş. Neden olmadı? Ha, izin full order değil, izon full order. Yanlış yaptık. İzon full order olacak, izin full order değil. Deneyelim bakalım, şimdi çalışması lazım. İzon full olmuş. Evet, aşağıya hala gitmiyor. Demek ki ne yapacağız? Şu collision shape'imizi biraz daha küçük çekmişiz. 180 değil de ne yapalım, biz 150 yapalım, daha düzgün olsun. Kafası geçtiği halde alttan falan boşluk kalıyor, olmuyor. Şöyle yapalım, şu an oldu gayet güzel. Sıfırda da sıfır olmuş. Sağa sola gidiyor. Şöyle yapınca olmuyor. Şöyle yaptık, oldu.
Evet, sürünmemiz doğru. Arkaya doğru sürünmede flipeye demedik biz. Flipeyimiz de deneyelim. Nerede player animation'ımız burada? Şunu ekleyelim hemen. Şurada slide'ın altına hemen. Şöyle ekledik. Ctrl-S'ye F5'e basalım. Olmadı. Yanlış yaptık. Flipeyimiz donduysa evet. Flipeyimiz donmuş. Benim hoşuma gitmeyen şu cam barı. Şunlar olmamış bence. Şöyle 80 yazılmış cam barına da bir düzeltmeye çalışayım. Böyle kalsın ya da. Ya da hiç böyle yapmayayım. Şöyle hudumuz vardı bizim. Health bar'a gelelim. Background'ın bordozunu kapatacağız. 0-0-0 yaptık. FG'yi de bordoz şunları onun yapacağız. Bence böyle daha güzel oldu. Bunu yanlış yapmışız. Ya da o anlık ben öyle yaptım. Şunu geri yüz yapmayı unutmayın. Evet, en son burada kaldık. Slide'ımızı da yaptık. Başka neyimiz kaldı? Jump'ımız çalışıyor. Aşağı geri iniyor. Score'umuz çalışıyor. Ölmemiz çalışıyor. Bakalım, öldük. Bunlar dönüyor. Şuradaki çalışıyor mu? Çalıştı. Kutumuz da çalışıyor. Şunun merdiveni biraz küçük olmuş. Merdiven de çalışıyor. Merdiven pek gerekli değil aslında, ben özellik olsun diye ekledim. Şöyle. Slide'ımızı da yaptık bu derste. Aradan geçemez. Başka bir şeyimiz bence... Düşmanlarımızı artık eklemeye başlayabiliriz. Ya da önce mermimizi de ekleyebiliriz, fark etmez. Diğer derste bakarız artık.